Aşağı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Pedro Gabi sahasında 1-0 mağlup eden Sivasspor tam 508 gün sonra 4 Eylül stadında taraftarlarıyla buluştu. En son 8 Mart 2020 tarihinde 4 Eylül stadında oynadığı lig maçında Galatasaray'ı ağırlayan ve sahadan 2-2'lik skorla ayrılan kırmızı beyazlı takım pandemi nedeniyle hasret kaldığı taraftarı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında buluştu. Aleykümselam. %50 seyirci kapasitesiyle oynanan maça büyük ilgi gösteren Yiğidolar maç öncesi çok heyecanlı olduklarını ve takımlarına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler. Valla biz gurbetçiyiz. Sivasspor bizim gururumuz. Bizim olduğu gibi Türkiye'nin de gururu. Zaten ülke puanını düşünen tek takım Sivasspor. Onun için inşallah bu tur atlayacağız. Ondan sonra da ülkemize puanlar kazandıracağız. İnşallah UEFA'da da yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, ligde Sivasspor bu sene gerçekten önemli transferler yaptı. Neler bekliyorsunuz siz? Valla biz yine ilk 5 oynarız. İnşallah bu sene yine şampiyonluğu oynarız. Bizi heyecanlandırır yine Sivasspor. Onu bekliyoruz. İnşallah Sivas'ımızı bir şampiyon olarak görmek istiyoruz. İlkle çektiğimiz maç. Devamlı fikstürlere bakıyorum böyle Sivasspor'un maçı ne zaman diye. Tesadüf getirdik. Girdik. Maça geldiniz. İlk seyircili maça biz giriyoruz. İnşallah evet, kazanacağız. Sivasspor hem kendi için hem Türkiye için oynayacak. Maç ne olur içinizden geçen skor? Benim içimden geçen skor, futbolu çok severim. Çok oynadım. 3-1 düşünüyorum. Evet. 3-1 Sivasspor'a. Siz maça geldiniz. Ne olur maç? Bir tahmin. Ya kazanırız. Kaç kaç? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki sen maç ne olur kızım? Kim kazanır? Sivasspor kazanır. Kaç kaç? 2-1. 2-1. 2-1 baba 3-1 dedi. Dede. 3-1 dedi. Bakalım ne olacak. Sonra Sivasspor 4 Eylül stadında taraftarıyla buluşacak. İnşallah. Ben Kocaeli'den geldim. Maç için geldiniz. Maç için geldim. İnşallah kazanacağız. Evet. Gönlünüzden geçen bir skor var mı? Ya illaki orada 1-0 yendik ama burada daha farklı olur. 3-0, 4-0 olabilir evet. Yani. Özellikle gurbette yaşayan Sivaslılara sormak isterim. Sivasspor bugün sadece Sivaslılar, Yiğidolar için değil, Türkiye için, prestij için, puan için sahaya çıkacak. Bu sizi bir Sivaslı olarak tabii ki gururlandırıyor. Tabii canım, ne demek yani Sivassporluyuz. Biz Sivaslı olarak Anadolu'nun tarihi bir şehri olarak Sivasspor'un Türkiye'de puan açısında diğer takımların zaten durumunu görüyoruz. İnşallah bu daha ilerlere gidecek. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Evet, Sivasspor'u lig maçlarında da yalnız bırakmayan İstanbul Sivasspor Taraftarlar Derneği İSTER, kısa adı İSTER olan Taraftarlar Derneği Başkanı Recep Yüksel ile birlikteydik. Bugün geldiniz. Gerçekten de emeğinize, yüreğinize sağlık. Sivasspor'u hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Önce Vali Bey'i ziyaret ettiniz. Şehrin önemli yerlerini gezdiniz. Şimdi de çok özlediğiniz, özlemini duyduğunuz 4 Eylül stadındasınız. Şimdi Abdullah Bey, şöyle söyleyeyim. Öncelikle teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Şöyle önce Sivas'a indik. Bugün saat 12'de. Sayın Valimizin bize bir talep vermiş. Ona gittik, randevusuna gittik. Kendisine plaket verdik, güzel bir Bayburt'un yiğidosuna diye. Siz de biliyorsunuz. Sonra güzel bir eski cezaevini gezdik. Çok güzel bir eserler yapılmış. Müze. Gerçek müzeyi. Cezaevi müzeye çevrilmiş. Çok güzeldi. Sonra da çıktık Sivas Köprüsü'nü yedik. Buradan reklam yapıyoruz. Ve bir saat oldu buraya geldik. Burada ne mi yapıyoruz? Stadın havasını içimize çektik. Ve pazar gününe kadar da Sivas'ın havasını içimize çekeceğiz. Bu akşamki maç için ben ne söylüyorum? Skor vermiyorum. Biz turu geçeceğiz diyorum. Çünkü yarım sıfır olsun bizim olsun. 3 puan Türkiye için olsun. Türkiye'ye puan lazım. Bunu yapacak Yiğido Sivasspor var. Onun için diyorum ki Sivasspor'un sonuna kadar, her zaman dediğimiz son nefese kadar peşindeyiz. Hiçbir zaman da bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Ölene kadar Sivasspor ve Sivas'ın ve Sivasspor'un peşindeyiz. Evet. Bunu net olarak söylüyoruz. Ve İstanbul'daki tüm Sivaslılar diyoruz ki bölünmek yok olmaktır. Gelin arkadaşlar, bir olmak güç olmaktır. Ben de tam bunu diyecektim. Siz bu güzel mesajları verirken umarım vizyonerseniz ekranlarından da o duyarsız Sivaslılar belki harekete geçer diye düşünüyorum. Bugün Vali Bey'le de aynı konu oldu. İstanbul'da Sivaslı sayısı potansiyeli bir hayli fazla. Hatta en fazla Sivaslı var ama maçlarda nedense bu sayıyı bulamıyoruz biz. İnşallah sizin bu mesajınız da yerine gider diye düşünüyorum. Evet, siz de
ister üyesisiniz. Evet, siz de İstanbul'dan geldiniz. Neler söyleyeceksin? Biz de İstanbul'dan geldik de işte 508 günlük birlikteliğimiz yoktu takımımızda. Bugün işte kavuştuk çok şükür. Ama taraftarımız büyük bir özlemle bekliyordu bu maçı. Güzel bir etkileşim içinde bitireceğimizi düşünüyorum. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum sahadan. O potansiyel hem takımımızda hem de taraftarımızda var. Size de sorayım. Bir Sivaslı olarak bugün Avrupa arenasında oynaması Sivasspor'un mutlaka gururlandırıyordur da sizi. Hislerinizi alabilir miyim? Neler düşünüyorsunuz? Tabii öncelikle takımımızın Avrupa'da Sivas'ı temsil etmesi hem Türkiye'mizin hem de Sivas'ımız için oldukça potansiyel kaynağı oluyor. Şimdi işte oradan gelenler olsun, işte farklı şehirlerden gelen taraftarlarımız olsun. Hem ekonomik olarak takımımıza, Sivas'ımıza katkıda oluyor, hem şehrimize katkıda bulunuyor diyebilirim. Yine İstanbul'dan Sivasspor'u yalnız bırakmamak için Sivas'a gelen taraftarlarımızla birlikteyiz. Aynen. Siz de İstanbul'dan geldiniz. Evet, İstanbul'dan geldik. Evet, siz de birlikte. Evet, İstanbul'dan geliyoruz. Evet. Arkadaşım beraber geldik. Öyle mi? Aynı İstanbul'da böyle formayla geziyor musunuz? Ya da geziyorsanız yansıması nasıl oluyor? Şimdi ben çocukları gezdiriyorum bu formayla. Kendileri de seviyor zaten Sivasspor'u. Bazen giyiyoruz yani, güzel oluyor. Evet. Aylar sonra da Sivasspor taraftarıyla buluşacak aslında. Yaklaşık 2 sene sonra. Evet, 1,5 yıl falan oldu. 1,5 oldu, evet. Galatasaray maçındaydı. Duygularınızı alayım, neler? Gerçekten çok mutluyuz. Uzun süredir stadı özlemle anıyorduk. Bugünü bekledik İstanbul'dan. Çok mutluyuz. Buraya kadar geldik. Umarım bugün de bu maçı alırız. Çok mutluyuz şu an. Türkiye için de önemli. Sadece Türkiye için hem Sivas için. Daha İstanbul'dan geldik. 1000 kilometre yol yaptık. Umarım alırız. Bütün dileklerimiz bu maçla alakalı. Peki içinizden geçen skor? 2-1. Sizin? Aynen 2-1. 2-1 mi? Bugün 2-1'de yoğunlaştık da 2-1 insanı yani $7 biraz. Siz? Ben de İstanbul'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Maç için geldim. İnşallah bugün bu maçı alırız. Güzel bir galibiyetle. Yani Sivasspor'a başarılar diliyorum. Yani ne diyeceğim? Skoru sanki 5 der gibi, 5'in B'sini duydum da 5 mi dediniz, ben mi yaptım? 5-0 dedim, inşallah 5-0 olur yani. İnşallah sizin dediğiniz olur. Aynen. Peki, teşekkür ederim. İstanbul'dan yani Sivasspor yani şey yapmak lazım, bayağı geliştirmek lazım. Yani ben rahatlıkla formamla her tarafta gezebiliyorum. Yani ben bunu her İstanbul'da yaşayan Sivaslılarda görmek istiyorum. İnşallah olur yani, ileriki zamanlarda Sivas daha iyi oldukça İstanbul'da da yayılacağını düşünüyorum yani. Evet, yine taraftarlarımıza röportajlarımız devam ediyor. Bir güzel kızımız Sivasspor şapkasını da takmışın. Sivasspor'u çok seviyorsun belli ki. Evet. Peki bugün Avrupa Kupası'nda oynayacak Sivasspor. Bir Sivaslı olarak neler söylersin? Duyguların nedir? Gururlanıyor musun? Değil mi? Sivasspor Avrupa'da oynayacak. Maç ne olur peki? İçinden geçen bir skor var mı? Yok. Sivasspor kazanır mı? Bari onu bence sorayım. Bence kazanır. Yeneceğiz. Hollanda'dan geliyoruz. Maç nasip oldu. Evet, kaçırmadık tabii. Her türlü desteğe sunmak için bütün ailemi topladım, geldim. Ne güzel, örnek bir aile. Evet, aynen. Hiç kimseyi evde bırakmadım. Herkes gelecek dedim. Bugün destekleyeceğiz ve tur atlayacağız inşallah. Evet. Sivasspor kazanırsa evde ziyafet var mı? Tabii ki. Kazandığı zaman oluyor mu? Bugün büyük bir kutlama var inşallah evde. Evet. Peki. Öyle hazırlandık. Sivasspor bugün sadece Sivaslılar için değil, Türkiye için de oynayacak. Yani. Prestij mücadelesi, onur mücadelesi. Evet. Bir Sivaslı olarak mutlaka sizi gururlandırıyor. Neler söylersiniz? Çok mutluyuz. Hem Sivaslı olarak hem Türkiye olarak. İnşallah gururlanarak çıkarız buradan. İnşallah. Bu şekilde. Size mi kullanırlar? Tabii. Ben de Hollanda'dan geliyorum. Abim, yengemle birlikte, bir de eşimle birlikte geldim buraya. Vallahi çok heyecanlıyız, inşallah yeneceğiz. Zaten biz Sivasspor maçı için geldik yani. Hani tatilimizi uzattık aslında normalde. Abim zaten kendi işi var, kendine çalışıyor. Ama uzattı sırf Sivasspor maçı için. İnşallah bir 4 taneden aşağısı kurtarmaz bizi. Tatmin etmez. 4 atarız diyorsun. 4 atacağız. Peki. 4 atacağız yani. O zaman hazır sizi bulmuşken sorayım. Bu kadar eminsiniz. Golleri kim atar? Vallahi golleri kim atarsa atsın mı diyorsun? Kim atarsa atsın, kaleci bile atarsa olur. Hani gol gelsin de yani bizim için fark etmez yani. Olsun. Yeter ki 4-0 olsun. Zaten futbol takım işi yani. İnşallah güzel bir sonuçla buradan ayrılırız sevinçle. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Yine heyecanlı
gençlerimiz Avrupa'dan. Amsterdam'dan geliyoruz biz. Hollanda'dan. Hollanda'dan aynen, Hollanda'dan geliyoruz. Maç için mi geldiniz yoksa tatilde de? Özellikle maç zamanına denk getirmeye çalıştık vaktimizi. Destek. Hem lig maçına da katılacağız Allah'ın izniyle, evet, Konyaspor maçı. Eğer TFF tabii ki de durumları değiştirmezse, o da önemli. Seyirciliği olursa diyorsun. Evet. Aynen öyle. Peki dışarıda Hollanda'da izlediniz. Sivasspor geçen sene de ligi 5. bitirdi. Takımı nasıl görüyorsunuz? Takımımız gerçekten çok güçlü. Allah'ın izniyle bu sene de yine Avrupa'yı arayacağız. Hatta şampiyonluk inanıyorum ama tabii ki de durumlar değişir. Burası olacak. Türkiye. Büyük ilgi var. Avrupa'da da Sivasspor'a karşı büyük ilgi var. Öyle mi? Türklerden? Kesinlikle yok. Hollandalılardan özellikle Sivasspor'a karşı büyük bir ilgi var. Biliyorlar. Sebebi? Yani siz mi aşıladınız? Biz aşıladık. Lakin bizden önce Roberto Carlos geldiği dönemden beri orada Sivasspor akıllara kazınmıştı. Şimdi ise işte ligde daha büyük performanslar, Avrupa'da gösterdikleri işte performanslardan ötürü büyük bir ilgi var yani. Hatta bizim orada Çılgınlar 58 Amsterdam grubumuz da var. Oradan grup halinde maçları da seyrediyoruz. Buradan Çılgınlar 58 Amsterdam'a da selamlar olsun. Aynen. Peki, ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Siz neler söylersiniz? Siz de mi Hollanda? Evet, aynen, biz de Hollanda'dan. Bu sene alacağız inşallah ya. Ya turu geçeriz diyor. Turu rahatlıkla geçeriz. Biz de Allah'ın izniyle. Geçeriz. Kesinlikle biz de. Allah'ın izniyle. Peki, teşekkür ediyorum ben. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Evet, aylar sonra Yiğidolar 4 Eylül stadına kavuştu. Hem de büyük bir özlem var şu anda. Biz de görüyoruz onu. Siz daha en son Sivasspor'un hangi maçına gelmiştiniz? En son Galatasaray maçına gelmiştim. Son maçtı o da. 2-2'lik maç. Evet, 2-2'lik maç. Yaklaşık 1,5 senedir. Evet, 1,5 sene oldu aynı. Stada hasretli. Evet. Peki duygularınızı alabilir miyim? Neler düşünüyorsunuz? Yani ben özlemişim stadı. Bekliyordum, bayağı heyecanlıydım zaten. Aldık biletimizi, geldik biz de stada. Sivasspor bugün sadece Yiğidolar için, sizler için değil, Türkiye için de oynayacak. Evet. Neler hissediyorsun? Gururlandırır mutlaka tabii yani, de sizlere. Bence yeneceğiz. Galatasaray yapamadı maalesef. Biz yapacağız. İnşallah 3 puanla biz katkı yapacağız. Peki, teşekkür ederim. Siz en son ne zaman geldiniz? En son Antalya deplasmanına bilet almıştık. Gidemedik. Ondan önceki maçta buradaydık. Yani Galatasaray maçında sizde yaklaşık, evet, sizde 1,5 sene aradan sonra yeniden tekrar. Aynen. Neler hissediyorsunuz? Mutlu. Vallahi özlem bir taraftan, mutluluk bir taraftan, gurur bir taraftan. Türkiye adına mücadele ediyoruz. Bunun bilincinde olmayan insanlarımız çok. Şu formanın, şu armanın hakkını veremeyen insanlar çok. Biz gurbetten kardeşimi de özellikle getirdik. Burada maç izlesin Avrupa'nın. Siz nereden? Ben İstanbul'dan geldim. Evet. Maç için mi geldiniz? Maç için geldim. Evet. En son seyrettiğimde Beşiktaş maçıydı burada. Evet. İki seneyi geçti yaklaşık yani. Taraftarıyla bütünleşecek Sivasspor. İnşallah. Biz de özledik. Yani taraftarlar olarak. Ben vallahi şu anda söyleyeyim, İstanbul'da tek bunun için geldim. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah. Avrupa'da da, ligde de. İnşallah. Hocamıza da güveniyorum. Teşekkür ederim. Herhalde bugünkü en küçük Yiğido bu. Aynen, galiba budur. Adı ne? Ömer. Ömer, merhaba Ömer. Merhaba da bakayım. Sen maça mı geldin Ömer? Ömer. Merhaba. Ömer'in ablası mısın sen? Hı-hı. Ömer'le beraber maça geldiniz. Evet. Baban getirdi maça. Evet. Peki Sivasspor kazanır mı? Kaç gol atar? Ya. Elinle de gösterebilirsin. Kaç gol atar Sivasspor? Göster bakalım. Elinle göster bakayım kaç gol. Parmağınla göster bakayım kaç gol atar. 5. Çocukların dediği genelde tutuyor. İnşallah. Siz de tabii aylar sonra, hatta 1,5 yıl sonra, evet, ilk defa maça gelenlerdensiniz. Aynen. Almanya'dan geliyoruz. 1,5 yıl önce Galatasaray maçına gelmiştim. Şimdi tekrardan bu maça nasip oldu işte. İnşallah alırız. Aynen. Evet. Nihayet taraftar girebilir.